kendilerine üzüldüm. Yavuz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bir aracı adayım. Ekibimiz 5 kişiden oluşuyor. Yazılım, donanım, Ar-Ge, pazarlama ve aracılık alanlarında uzman kişiler yer almakta. Aslında bu işe ilk elektronik mühendisi babam ile başladık. Sonraki süreçlerde ekibimizde yazılımla ilgilenen arkadaşım Mustafa ile okulda tanıştık. Pazarlama uzmanım Mert Çolpan ile eskiden staj yaptığım yerde tanıştık. Ben bir yandan çalışıyorken diğer yandan girişimimle ilgileniyordum. Girişimimden bahsettikten sonra kendisi de ekibe dahil olmak istedi. Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Bey ile tanışıklığımız ise Kocaeli Belediyesi'nin girişimime sunduğu destek ile başladı. Hüseyin Bey ile hem işbirlikleri gerçekleştirerek ve aynı zamanda ekibe de dahil ederek arıcılık operasyonlarımıza başlamış olduk. Bizim hikayemiz ise babamla pandemiden önceki süreçlerde arılar üzerine gerçekleştirdiğimiz muhabbetle süregelen bir merakla başladı. Bu başlangıcın ardından literatür araştırmaları yaptık. Daha sonrasında arıların ne denli öneme sahip olduğunu ve ne kadar bilinmezliklerle dolu bir dünyaya sahip olduklarını gördük. Araştırdıkça yeni bilgiler öğrendik ve arı yetiştiriciliği kursuna gidip uzmanından arıların dünyasını dinlemeye karar vererek ilk somut adımımızı atmış olduk. Bizim temel amacımız aslında arılarla arıcıların iletişimini anlamlaştırmak ve iyileştirmek. Arı yaşam koşullarına ve arıcıya ait faaliyetlerin optimizasyonunu gerçekleştirip iş yükü, zaman ve ciddi finansal kayıpları minimize etmeyi amaçlıyoruz. Biz Tektobi olarak arı yaşamı ve arıcılık operasyonlarına dair optimizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Problemlerimizde iki ana başlık yer almakta. Geleneksel arıcılığın yaygın olması ve arı ölümlerinde gözlemlenen ciddi artışlar. Bu başlıklara ilişkin temel etkenlerde ise arı hastalıklarına ve zararlarının geç tespit edilmesi, bilinçsizce kovan ilaçlama ve bakım operasyonlarının gerçekleştirilmesi, ani iklim değişimlerinin arıcılar tarafından takip edilememesi yer almakta. Bu etkenlerin çıktılarında ise ilaç katkılı arı ürünleri, insan sağlığındaki negatif etkiler, iş yükü, bakım maliyeti, zaman kaybı ve ihracat düşüklüğü yer almakta. Tektobiyoloji olarak asıl temel hedefimiz etolojik kuramını ele alarak hayvan davranışlarının anlamlandırılması, iyileştirilmesi ve insanların bakmak yükümlü olduğu hayvanların bakımına dair iş yükünün minimum seviyeye getirilmesi amaçlanmakta. Biz de bu yola dünyanın sürdürülebilirliği adına biyolojik kilit noktasına sahip arılarla başladık. Çözüm akışımızın ilk aşamasında hastalık ve zararlı belirtilerine ait sensör verileri elde edinimim, sonraki aşamalarda ise verilerin depolanması, makine ve derin öğrenme algoritmalarıyla arı hastalık ve zararların erken aşamada tespiti ve uzman kişilerce işlenen verilerle optimum arıcılık operasyon çıktılarının elde edilimi ve bu çıktıların da kullanıcılara iletilmesi yer almaktadır. Rakiplerimizin ürünlerini ele aldığımızda gelen arı sağlık durumu tespitine yönelik ürünler bulunmakta. Arı hastalık ve zararlarına dair belirti tespitine yönelik modüler ürünler gözlemlenmemekte. Hastalık ve zararların erken aşamada tespiti, arı yaşamı ve arıcılık operasyonlarının optimizasyonu ile özgünlüklerimizi oluşturmaktayız. Yerli üretim ve uygun fiyatlarla ticari sürdürülebilirliği, sektörel rekabette yer almayı hedefliyoruz. Projemizi geliştirirken karşılaştığımız sorunları ele aldığımızda veriye erişim engelleri ve geleneksel aracı müşteri profilinin yaygın olması olarak iki ana başlıkta toparlayabiliriz. Uygulamalı aracılık faaliyetlerine başladığımızda fark ettik ki aracılığın yapıldığı yerlerde veri erişimi çok kısıttı ve buna yönelik geliştirdiğimiz ürünü revize ederek CSAP protokolünü ele aldık. Geleneksel aracı profilinin yaygın olmasını sorun olarak görmemizin başlıca sebebi ise teknolojiye dair oluşabilecek önyargılardır. Biz de ekibimizde yer alan Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı referansı ile ürün fayda çıktılarını tescillendirmeyi, yerel arıcılara tavsiye edilmesiyle güvenilir marka imajın oluşturulmasını hedefliyoruz. Erken aşama girişimlere yönelik faizsiz finansmana erişime imkanı sağlayan paya dayalı kitle fonlama sistemiyle fon bulucu kitlesine ulaşarak arıcılık ve ekosistem ile ilgili vizyonumuzu yatırımcılarla paylaşmak, erken aşamada bize güvenen yatırımcılarla birlikte büyüme fırsatı elde etmek istiyoruz. Girişimimiz adına fon bulucu aracılığıyla yatırım alarak ihtiyaçlara göre tasarlanmış, müşteriye hitap eden, ticari değere sahip teknolojilerimiz ile ulusal ve uluslararası aracılık endüstrisinde Tektobi olarak etki yaratmayı hedefliyoruz.
kısa vadeli hedeflerimizi, ilk satışlarımızı gerçekleştirmeyi, hızlı bir şekilde modüler ürünlerimizi çıkararak da müşteri satışlarımıza ivme kazandırmayı, şirkete ait yeni aralık yerleri oluşturup test süreçlerimizi ve üretimde kullanmayı, Ar-Ge ve ticaretleşme faaliyetlerine yönelik süreçlerimizi hızlandırmayı, ikinci yatırım turumuza çıkmayı, orta vadeli hedeflerimizde ise Ar-Ge, yazılım ve iş geliştirme alanlarımızdaki ekibimizi güçlendirmeyi, Türkiye'deki tüm arı ile ilgili birlikler ile iş birlikleri ve üyelerine satışlarını gerçekleştirmeyi, üçüncü türlü yatırım turumuza çıkarak büyümemizi ivme kazandırmayı, başta Ar-Ge olmak üzere diğer ülkelerde de iş birlikleri sağlamayı hedefliyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizde şirkete ait Ar-Ge tabanımızı oluşturmayı, arı ürünleriyle ilgili yan ürünlerimizi standartizasyonuna dair belgelendirme çalışmalarına başlamayı, seri A yatırımı almak için gerekli görüşmeleri başlatmayı, teknolojinin çeşitli hayvanlara entegrasyonu ile yeni sektörlere yönelik çalışmalarımızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Dünya genelinde bal üretiminde 9 milyar dolar, arıcılık sektöründe 9.5 milyar dolar pazar değerine sahipken 94 milyon kadar kavan sayısı bulunmaktadır. Dünyada bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'de ise 3.5 milyar TL bal üretim değerine sahiptir. 90 bin kadar geleneksel arıcı işletmecisi ve 9 milyon kadar da kavan sayısı bulunmaktadır. %10 katma değer oluşturmayı hedeflediğimiz yan sektörlerde arı zehri özü, polen, propolis ve arı sütü sektörleri yer almaktadır. B2C hedef kitlemizde arıcıların iş yükü, zaman ve maliyet kazancını hedefliyorken B2B hedef kitlemizde ise arı ürünleri kalite standartizasyonuna dair katkı sağlamayı, arı ve arı ürünleriyle ilgili ihracatın arttırılmasını hedeflemekteyiz. Müşteri kanallarımızı doğrudan online, distribütör ve STK kanalları oluşturmaktayken yıllık kiralama ve aylık abonelik satışlarımız ile gelir yapımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Yediğimiz her 3 besinden birini oluşturan bu küçük canlılar, dünya bitkilerinin %90'ını oluşturmaktadır. Dünya tarım değerine 265 milyar euro katkı sağlamaktayken, son 10 yılda %60 oranlarında arı ölümleri gözlemlendi. Bal sektörünün öncülerinde yer alan Türkiye'de ise 150 binden fazla aile arıcılıkla uğraşmaktayken, son 3 yılda %42 oranlarında arı ölümleri gözlemlendi. Uzun lafın kısası, günden güne arılarımız ölmekte. Ve bu da günden güne gıda kıtlığına yaklaşıyor olmamız demektir. Dünyamızın sürdürülebilirliği adına arılarımıza sahip çıkmalıyız. Bu değerli sorunlara küçük çözümlerle başlangıçlar yapmanın dünyamız adına ciddi yaşamsal değerlere sahip olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple değerli yatırımcılarımızın katkılarıyla hem arılara hem de arıcılara hitap eden teknolojilerimizle küresel etki yaratmayı hedefliyoruz.